Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Hiçbir şeyin azı yetmez. Çoğu da zararlıdır derdi büyükler. Tabii ki öyledir. Hazırcılık kadar büyük hastalık yoktur. Herkes bir işin ucundan tutmalı, evlerimizi devlet gibi düşünmeliyiz. Devlet elbette ki tüm halka bakamaz. Herkes devletin kalkınmasına bir şeyler yapmalı. Kimi tarımda, kimi fabrikada, kimi avukat vesaire vesaire. Evlerde de öyledir. Bir kişinin emeğiyle kocaman aile yetinemez tabii ki. Hepimiz yetinemeyiz, bu malum. Atasözümüz kısa ama özünde çok geniş kapsamlı. Ne komşu yardımıyla ev geçinir, ne borçla. Borç alalım almasını ama borç alan mutlak hürriyetini bırakmıştır borç aldığı kişiye. Aldığı borcu zamanında ödemeyen borçlu insan o kişiyi görünce ya yolunu değiştirir ya da başını öne eğer işte. Daha önce başı dik gezen adam şimdi geçici de olsa hürriyetini o kişiye bıraktı. Bu ne zor durum bir düşünelim. Öyleyse herkes çalışmalı. Kimseye boyun eğmeden yaşamın bir ucundan tutmalı. Çünkü taşıma suyuyla değirmen dönmez. Eskiler şimdiki gibi çekirdek aile değildi. Tüm bireyler birlik otururdu. Bir kişinin emeğiyle yoksa aile geçinebilir miydi? Biz ki savaştan çıkmış bir devlettik. O devletin halkıydık. Yine herkes de yokluk kol gezerken kim kime bir öğün ya da birkaç gün bakabilirdi. Herkes üzerine düşeni yapmak zorundaydı. Ne kadar da Anadolu insanı insana değer verse de kendi evinde olanlar kadar değerli olur muydu dışarıdakiler? Olmazdı. Savaştan sonra babaannem anlatırdı. Bizler ot toplayıp dışarıdan bulduğumuz odun ya da çalı çırpı ile dışarıda ateş yakar, herkes bulduğu o otlardan aş pişirip evine yemekler yapar, götürürdü. Nerede arpa, buğday, kıtlık vardı herkeste. Devlet yardım yerine kimseden vergi almazmış o zamanlarda. Yol bedava size demiş. Devletimiz sağ olsun, ona zeval gelmesin demiş halkımız. Gerçi vasıta nerede o zamanda, o da yok. Bazılarında kağnı arabası, iki öküzü olan zengin sayılırmış. Nitekim taşıma suyla değirmez dönmezmiş. Dönmezmiş değirmen. Herkes üzerine düşeni yapmış ve şimdi de yapmalıdır da. Çalışmayan insan kendini dinler, vesvese yapar ve herkes de didişir. Onun var da bizim neden yok der, durur. Onlar çalışan bireyler, kadını, erkeği, el ele bir şeyler yapmıştır işte. Annenden babandan alınan paranın kıymeti de olmaz. Çalışman için ne mümkün evi geçindirmek? Emek harcamak, üretmek gerek. Hayat çünkü hep aynı değildi.
Dün de kendine göre öyleydi, şimdi de daha da ağır. Öyleyse hazıra daha dayanmaz. Taşıma suyuyla da değirmen dönmez. Müreffeh yaşamak için herkes çalışmalı. Herkes gücünün yettiği kadar kimseye muhtaç olmamak için çalışması gerekir. Babam derdi ki, çeşme akarken suyunun testini doldur ki rahat edersin yarın. Testi gençlikti gençlik. Gençlik gidince insanın gücü yetmez çalışmaya. Biz ki çalışan asil Türk milletiyiz. Kimsenin uzattığı lokmada gözümüz olmaz. Olmadı da. Biz yedirmeyi, içmeyi, içirmeyi seven milletiz. Biz Anadolu insanıyız. Komşumuzun yokluğu tabii ki bizi üzüntüye gark eder. Ama elimizden ne gelirse. Herkese iş önerilir ki az da olsa kimseye muhtaç olmadan yaşasınlar diye. Ne demiştik? Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Taşıma suyuyla değirmen dönmezmiş, bence de dönmez.